Ya oğlum sen delirdin mi ya? Çalınacak araba mı kalmadı? Ben yeterince sordum hesabını, merak etme. Ama tabii benim yaptıklarım aksan yapacaklarının yanında hiç kalır. Salak bu salak. Abi ben bu sefer kesin bittim ya. Belki sen yavaş yavaş söylersin aksağa, ha? Bu yüzden çağırdım seni. Sabah ortalığı kırdı geçirdi. Bir daha patlarsa dükkan mükkan kalmayacak. Tamam da ben nasıl yatıştırırım ki? Hoş geldin Aksak. Hoş geldin. Hoş geldin. Hayırdır? Ya hep iş için değil ya. Bu sefer de geçerken uğradım. Bu sıralar çok fazla uğrama diyoruz hanımefendiye ama anlatamıyoruz galiba. Ne var? Soran olursa arabamı tamire getirdim derim. Olmaz mı? Araba deme bana. Araba deme. Zaten kafamın tası atmış araba. Demeyin bana. Hani soracaktın etrafta polis gören olmuş mu diye? Ya aslında ben de onu söyleyecektim. Senin araba çalınmamış aslında. Biz bulduk arabayı. Nasıl yani? Kendi başına mı dolaşıyordu yoksa elinden tutmuş birisi mi gezdiriyordu arabayı? Sen mi müsaade ettin buna? Yapma Aksak. Yakup abi girer mi böyle işin altına? Jilet kendisi karar vermiş. O da aşkı yüzünden. Değil mi Jilet? Doğru mu lan? Aşık mı oldun o kıza? Evet Aksak abi, aşığım ben o kızı. Mademmiş bu kadar ciddi, bizim niye haberimiz yok? Abi ben siz... Oğlum, gönül işi kapıya dayandı mı böyle olur insan. Feleğini şaşırırsın. Buranın acısı hiçbir şeye benzemez. Öyle değil mi Yakup? Bir insana olan herkese olur. Sen aşık mısın? Biz de yanarız. Sen kıza hava mı yapmak istiyorsun? Biz de yanındayız. Ulan iste arabayı erkek gibi yıkayıp da verelim be. Kim la bu kız? Biz tanıyor muyuz? Yok abi, nereden tanıyacaksın onu ya sen? Ulan neyin nesi, kaç yaşında? Ya böyle benim gibi biraz daha küçük. İyi. Genç olması iyi. Kızlar çay yapraklarına benzerler. Vaktini geçirdin mi kartlaşırlar. Öyle değil mi Yakup? Sen öyle diyorsan. Öyle diyorum. Sen ne? Pire torbası.